CHP Marmaris Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Marmaris'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin Seçim Koordinasyon Merkezi düzenlenen görkemli bir törenle açıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Muğla Milletvekilleri Gizem Sayar Özcan, Cumhur Uzun, Süreyya Öneş, Parti Meclis Üyesi Alkım Deniz Aslanı, mevcut Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İl Başkanı Zeki Can Balcı, İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, İlçe Belediye Başkanları, Belediye Başkan Adayları, Parti Üyeleri ve çok sayıda kent sakini törene katılarak Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü'ye destek verdiler. Törende, Belediye Meclis Üyeleri de tanıtıldı. Konuşmacılar, seçim sürecine güçlü bir başlangıç yapmanın önemine vurgu yaptılar. Birlik ve dayanışma içinde hareket ederek Marmaris'in daha yaşanabilir bir kent olması için kararlılıkla çalışacaklarını söylediler. Açılış töreninde, parti üyeleri ve Marmarisli vatandaşlar, Acar Ünlü'nün liderliğindeki ekibe olan güvenlerini dile getirerek, gelecek dönemde şehirlerine daha iyi hizmetlerin sunulması için birlikte mücadele edeceklerini belirttiler. Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü, açılışta yaptığı konuşmada, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras ile birlikte Marmaris'i daha ileri bir noktaya taşıma sözü verdi. Biraz da geciktik. Marmaris'imizin Bozburun Yarımadası'nın en büyük problemi su projesinin açılış töreniydi. Kusura bakmayın. Oradaki heyecan buradaki kadar yoğundu. O nedenle biraz geciktik, bizi artık maruz göreceksiniz. Çok teşekkür ederiz buraya geldiğiniz için. Sayın İl Başkanım, Parti Meclis Üyem, Sayın Milletvekillerim, değerli ilçe başkanlarım, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları ve değerli yönetimleri, ilçe belediye başkanlarım, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Ahmet Aras, Marmaris Belediye Başkan Adayımız Sayın Acar Ünlü ve diğer belediye başkan adaylarımız, kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi ailem, cefakar yol arkadaşlarım, değerli basın mensupları ve Marmaris'in güzel insanları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Seçim Koordinasyon Merkezi açılışımıza hepiniz hoş geldiniz. Tabii yorulduk. O yüzden biraz sesim kısık mı geliyor? Bağırayım mı? Değerli yol arkadaşlarım, hep birlikte büyük mücadele verdiğimiz, iktidara çok yakın olduğumuz 19-28 Mayıs seçimleri sonucunda hepimiz üzüldük. Genel seçimlerde iktidara gelebilmek, yaşadığımız tüm olumsuz koşullara rağmen başarılı olabilmek için elimizden ne geliyorsa yaptık. Marmaris Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak Muğla'nın 13 ilçesi içerisinde milletvekili seçimlerinde %42, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %71.44 oy alarak 3. olduk. Biz tüm başarılarımızı seçimler öncesinde ve seçim gününde büyük fedakarlıkla çalışan ilçe örgütüm ve gönüllerimizle beraber başardık. Gönül isterdi ki Marmaris'te elde ettiğimiz başarıyı tüm ülkemize yayalım, yakalayıp bu karanlık gün döneme son verelim. Ama olmadı. Bugün nereye geldik? Yerel seçimler o yüzden, 31 Mart seçimleri o yüzden çok önemli. Bizler Kuruluşun ve Kurtuluşun Partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin eferleriyiz. Bizim Cumhuriyet'e, tarihe ve Mustafa Kemal Atatürk'e karşı büyük sorumluluklarımız var. Geleceğimiz için, çocuklarımız için, layık, bağımsız, hukuk devleti ilkelerine sahip Türkiye için kanımızın son damlasına kadar savaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Değerli Cumhuriyet Halk Partisi'nin dostlarım, büyük başarılar arkalarında birçok hikayeler ve kahramanlar yaratır. 100 yıl içindeki hikayeleri ve kahramanları bugün konuştuğumuz gibi Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris'in ilçe örgütü olarak 31 Mart 2024 seçimlerinde büyük başarı her zaman hatırlanacak ve konuşulacaktır. Üstlendiğimiz onurlu görevi layıkıyla yerine getirmek için elimizden gelen gayreti durmadan, dinlenmeden Marmaris'i karış karış gezerek gidilmedik mahalle,
katılmadık, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayana kadar sürdüreceğiz. Yerel seçimler için çalışmalarımıza her gün hızlanarak devam ediyoruz. Gece gündüz, hafta içi hafta sonu fark etmeksizin durmadan yolumuza tüm hızımızla devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatları olarak biz gücümüzü dinleyerek değil, halkımız arasında çalışarak topluyoruz. Kıymetli dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Örgütü olarak mahalle ve saha öbek çalışmalarımızı eksiksiz yapıyoruz. Seçim öncesinde ve seçim gününde sandık güvenliğinde başarıya ulaşmak için aralıksız çalışıyoruz. 2019 yerel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı daha da yükseltmek için var gücümüzle çalışmalara devam ediyoruz. Hedefimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilke ve inkılapları ile onun açtığı yolda muasır medeniyetler seviyesini aşmak için milletimize hizmet etmektir. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Marmaris'i ayakta tutacak olan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bugünden söz veriyoruz ki 31 Mart akşamı altı ok nişanlı bayrağımızı zirvede dalgalandırmaya devam edeceğiz. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük iki eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni en iyi şekilde temsil etmeye, birlik ve beraberlik içinde halkımızla olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizden, demokrasimizden, milli değerlerimizden, bayrağımızdan vazgeçmeye çalışanların tersine, şeriat sloganları atanlara inat, ülkemizden ve hiçbir değerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Yiğit Cumhuriyet kadınlarıyla birlikte genç teferelerimizle Marmaris'imizde demokrasimizi taşlandıracağız. Seçimin kaybedeni olmayacak. Marmaris'te yaşayan 97 bin vatandaşımız kazanacak. Kazanan Marmaris olacak. Nefret değil, sevgi kazanacak. Hak, hukuk, adalet kazanacak. Cumhuriyet'in kalesi olmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bundan 5 yıl önce Mart'ın sonu bahar dedik, baharı getirdik. Şimdi ise bahar gelen Marmaris'imizde yazı sürdüreceğiz. Değerli yol arkadaşlarım, bugün zafer ateşini Marmaris'te yakıyoruz. Hedefimiz bu zafer ateşini büyütmek ve tüm Muğla'ya, ardından tüm Türkiye'ye yaymaktır. Amacımız yerel seçimlerde partimize ve şehrimize tekrar hizmet etmek için sonrasında hepimizin geleceğine çalan saray hükümetine karşı, iktidarı talan ve yalan üzerine inşa eden tek adama karşı ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak, önümüzdeki genel seçimlerde partimizi iktidara kazandıracak kapıları sonuna kadar açmaktır. Saray iktidarını yıkıp halkın iktidarını getirebilmek için önümüzde yerel seçimleri kazanmak zorundayız. Bugün küsmeye, partimizi yere oldu bırakmaya, bireysel çıkarlar için partimizi yıpratmaya hakkımızda, zamanımızda yoktur. Her birimiz büyük bir mücadele içinde olduğumuzun farkında olmalıyız. Elimizden gelen tüm gayreti göstererek 2019'un seçim zaferimizi 2024 yılında taşlandırarak devam etmek için çalışmalıyız. Değerli arkadaşlar, sözlerimin sonuna gelirken, Marmaris'imizin belediye başkanlığını yaptığı 5 yıllık süre zarfında her türlü olumsuzluklarla karşı karşıya kalmasına karşın pandemi ve ardından en büyük yangınları ve selleriyle mücadele etmesine rağmen birçok proje ve atılımı hayata geçiren, her zaman örgütünün yanında olan ve attığı her adımda partililik bilinciyle hareket eden, birlikte çalışmaktan onur duyduğum kıymetli belediye başkanım Sayın Mehmet Oktay'a, ve ekibine kısa süre içerisinde verdiği tüm emekler, çalışmalar ve başarılar için teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte birlikte yol yürüyeceğimiz ve bayrağı daha yukarılara taşıyacağına inandığım Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Ahmet Aras'a, ve yol arkadaşım Marmaris Belediye Başkan Adayımız Sayın Ayca Ünlü'ye,
ve meclis üyesi adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Bu fikir ve düşüncelerimle yerel seçimlerin partimiz, ilçemiz ve ülkemiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Dirençli, güvenli, huzurlu, konforlu, adil ve yaşanabilir şehirler için halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışını şehrimizde sürdüreceğiz. Altı Otun gölgesinde, atamızın izinde daha ileriye kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Son olarak unutmamalıyız ki, hırsızlık, yolsuzluk, yoksulluk, kanunsuzluk, enflasyon bu coğrafyanın kaderi değildir. Çözüm de önümüzdeki yerel seçimlerden geçmektedir. 31 Mart akşamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılmayanların ve inancını kaybetmeyenlerin zaferi olacaktır. Değerli arkadaşlar, birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız. Bizim işimiz gücümüz hizmet, işimiz gücümüz Marmaris. Hepinize çok teşekkür ederim. Sevgilerimi sunuyorum, değerli hemşerilerim. Ankara'dan gelirken grilikler içinde geldik. Şehrimize geldik, yüzümüz açıldı. Marmaris'e geldik, gözümüz, gönlümüz açıldı. Baharın geldiğini gördük. Kırmızı beyaz ülkemin renklerini gördük. Hepinize bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Mikrofonu bu çalışmaların mimarı olan arkadaşlarıma bırakacağım. Değineceğim konuşu. Ama geçerken öncelikle Marmaris'e önceki dönem hizmet eden ve bu hizmetleriyle partimiz bayrağını bugünlere kadar getiren Marmaris Belediye Başkanı Sayın Mehmet Oktay'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu bir bayrak yarışı. Zaman zaman bu yarışta bayrağı başka arkadaşlarımızın eline teslim ederiz ve onların arkasında inançla durmaya devam ederiz. Yerel seçim aday belirleme çalışmaları ve bu çalışmalar süresinde daha öncesinde ilçe kongreleri, il kongreleri ve kurultay şeklinde akan akış içinde hep kendi içimizde ve içimizde kaldık. İçimizde kalırken enerjimizi, içimizdeki bu aday belirleme süreçlerinin sağlıklı olabilmesi için çabaya harcadık. Ben sizlerin huzurunda kendisine sonsuz başarılar dilerken her an her dakika yanında olduğumuzu, sizlerin gücüyle çok güçleneceğini bildiğimi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tekrar Marmaris seçim ofisimizin hepimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efesi Muğla'mızın cesur milletvekili Sayın Gizem Özcan. Marmaris'in topuklu efesi, buyurun. Havasını soludum, suyunu içtim. Beni büyüten, geliştiren, bugünlere getiren, yeşiliyle, mavisiyle Ege'nin incisi, Türkiye'nin en güzel belediyelerinden biri olan değerli Marmaris'le hemşerilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, en içten duygularımla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk seçimine giriyoruz değerli hemşerilerim. Cumhuriyetin değerlerini yaşatmak ve geliştirmek için sizlerle beraber and içtik. Ama tabii ki buna karşı olan, Cumhuriyetin bütün kazanımlarını bugüne kadar tüketmiş bir iktidara karşı mücadele veriyoruz. Ve yine bu yerel seçimlerde daha önce yaptıkları gibi yine aynı şekilde gerek basında yaptıkları algı operasyonlarıyla gerekse de devlet gücünü kullanarak orantısız bir seçim sürecindeki propagandayı sürdürüyorlar. Peki biz bunlara yabancı mıyız? Asla değiliz. Biliyoruz. Ama burası Muğla.
burası Marmaris. Cumhuriyetin değerlerini özümsemiş, mayasında Cumhuriyetin değerleri alan birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu güzel memleket ve sizler yine 31 Mart'ta o iktidara gereken cevabı vereceksiniz. O iktidara bugün yapmadıklarının hesabını, getirmedikleri yatırımların hesabını elbette ki soracaksınız. Değerli hemşerilerim, Muğla bir turizm kenti, aynı zamanda bir tarım kenti. Turizmi geliştirecek ve değiştirecek vizyon projelerini ortaya koyarak ama aynı zamanda üreten çiftçiyi de koruyarak sosyal belediyecilik anlayışıyla Muğla'yı ve tüm ülkeyi kuşatmak için yola çıktık ve geliyoruz. Yoksulluğu yönetmek için değil, yoksulluğu yok etmek için geliyoruz. Emeklinin, emekçinin hakkını teslim edebilmek için geliyoruz. Yine aynı şekilde bu ülkenin kadın cinayetleriyle konuşulurken, bu ülkede iş cinayetleri konuşulurken ve büyük bir ego kırım varken bu ülkedeki iktidarın artık söyleyecek vaadi kalmamıştır. Vaatleri bitmiş bir iktidar vardır. Ve elbette ki bu süreci daha sonra yapacakları bir anayasa değişikliği sürecine evirmek istiyorlar. Bunun farkındayız ve bu yerel seçimler bu bariyeri oluşturacak süreç olacak değerli yol arkadaşlarım. O yüzden bu yerel seçimler normal bir yerel seçim sürecinin süre gelmediği bir yerel seçim sürecidir. Değerli hemşerilerim, bir de elbette ki Marmaris'teyken bahsetmeden geçemeyeceğim. Birileri çıkmış diyor ki, yaparsa o yapar, bu yapar, şu yapar. Biz şunu biliyoruz, Acar Başkanım burada hiç kimsenin endişesi olmasın. Marmaris'in evlatları burada, Marmaris'in. Marmaris'in evlatları burada. Yaparsa bu Marmaris'in evlatları yapacak bugüne kadar yaptığı gibi, hiç endişeniz olmasın. Hiç endişeye mahal yok. 22 yıldır ülkeyi başka bir iktidar yönetiyormuş gibi davranıyorlar. Madem yapacaktınız, biliyordunuz sorunları. Su sorununu biliyordunuz. Yol sorunlarını biliyordunuz. Altyapıya ilişkin sorunları biliyordunuz. Siz yapalım dediniz de biz mi karşı çıktık? Var mıydı elimizi tutan 22 senedir? Bu iktidar bugüne kadar söylediği her şeyi yapamıyor muydu? Mecliste geçiremediğiniz yasa mı var? O yüzden seçimden seçime hatırlamayacaksınız buradaki projeleri. Bizim hep aklımızda, bizim hep gönlümüzde. Çünkü biz sevgiyle çalışıyoruz. Çünkü biz memleketimize hizmet aşkıyla çalışıyoruz. Değerli hemşehrilerim, 31 Mart'ta sandığa gideceğiz. O gün acı gününüzde kim varsa, kimleyseniz ona oy vereceksiniz, biliyorum. Düğününüzde, bayramınızda, özel gününüzde kim yanınızdaysa ona oy vereceksiniz, biliyorum. Dar gününüzde kim yanınızdaysa ona oy vereceksiniz, biliyorum. Şimdi çıkmışlar bu işin istismarını yapıyorlar. En yüksek ağızdan Hatay'da bunu söylediler. Oy verirseniz hizmet gelecek. Biz bu tehdit anlayışının tam karşısındayız. Kim olursa olsun, oy vermiş, vermemiş, hizmet için nerede ne ihtiyaç varsa orada Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilik yapan belediye başkanları olacak. Ve değerli hemşerilerim, sizden bir söz istiyorum. Evladınız olarak, bu memleketin çocuğu olarak söz istiyorum. Acar Başkanımızla beraber sosyal belediyecilik anlayışı içinde halktan yana hakça bölüşümün olduğu adil bir düzeni kurmak için Acar Başkanıma sizlere emanet 31 Mart'a kadar hep beraber çalışıyor muyum? Size canı gönülden inanıyorum. 31 Mart akşamı Marmaris
Marmaris'ten de Muğla'dan da zaferle ayrılacağız. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras da sizlere emanet. Hep beraber Muğla'dan gereken cevabı o tehditkar, sitemlerle dolu ifadeleri kullananlara gereken cevabı yine buradan vereceğiz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yolumuz açık olsun. Yereldeki iktidarımız hayırlı uğurlu olsun. Harika bir gün bugün. Marmaris'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalelerinden bir ilçesinde ne kadar muhteşem bir gün ki Acar Başkanımızla birlikte yolumuza yine Cumhuriyet Halk Partisi gücüyle devam edeceğiz. Seçim ofisimiz Marmaris'imize, Muğla'mıza hayırlı uğurlu olsun. İktidar Partisi'nin başkan adayları sokakları donatmışlar. Mecbur değilsiniz diye. Biz bunu her ana haber bültenine baktığımızda söylüyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partililer sizi iktidardan devirmek için bunu her gün söylüyoruz. Biz bunu her gün yaşıyoruz. Öyle ya da böyle. Önce yerel seçimde, sonra genel seçimde. Gideceksiniz. Elbette mecbur değiliz. Elbette size mecbur değiliz. İşte